en aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Tapşin yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Baban nasıl? Eski kısmı tamir ediyor. Başka? Davide kalmayacağım. Makbuleciğim ya. Bu kahve az şekerli olmuş canım. Aa, orta yaptıydım enişte. Al canım sen bunu. Ya içine biraz şeker kat ya da bana yenisini yap, tamam mı? Ha tamam. Hadi canım zahmet olmazsa. Aa, ne zahmet aşk olsun. Ablacığım be, bana da bir kahve yap ama benimki çok şekerli olsun, senin gibi. Ay, yer ona ablası, yer! Bana bak, şurada biraz kaymak mı birikmiş ne? Dur ben onu alayım, bak. Hem! Mis, bak şerbeti damlıyor, bak. Hem! Hadi canım ama bu akşam içeyim şu kahveyi, hadi. Ha, tamam. Makbule abla, bu da bitti, bunu da al. Bir yarım daha ver bana ama temiz tabağa, tamam? Tamam, afiyet olsun. Hadi sana zahmet, bana eziyet. Ay, estağfurullah, olur mu ne zahmeti canım benim? Aha, bana da iki dilim kek versene Makbule, hadi canım ellerinden öper be. İki dilim kek, tamam. Abla, kahvenin yanında bir bardak su be, hadi su gibi ömrün olsun. Ay. Hay, hay ki hay yani, vallahi hay. Ayol yazık, ayıp kıza. Hizmetçi gibi tövbe. Kazık kadarsınız ya. Kalkın kendi işinizi kendiniz yapın. Tatlınızı kendiniz alın, kahvenizi kendiniz yapın. Ne oluyor? Sana eziyet, bana zahmet. Ellerinden öper. Bana tatlı getir ama senin kadar tatlı olsun. Çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Ha, inanmıyorum. Doğru ya. Ay bu kız bütün gün koşturuyor evde. Ütü bunda, temizlik bunda, yemek bunda. Yazıktır evladım. Ya anne sen de bir şey yapmıyorsun Makbule abla geldiğinden beri. Ben kaç yaşındayım kızım? Kaç yaşındasın? Sen de yaşını söylemiyorsun ki yenge. Ben kaç yaşında kadınım? Bak yine söylemedi. Sen de ablana yardım etsen biraz eline yapışmaz Sacit. Önüne istiyorsun kahveni bile. Konuyu değiştiriyor bak. Kızdırma yengeni Sacit. Hepiniz Makbule'ye yükleniyorsunuz. O gariban da zavallı hamarat her işe yetişmeye çalışıyor. Doğuştan böyleyim dayıcığım, insanın içinde olunca. Bundan sonra hepiniz çalışacaksınız. Makbule'ye yardım edeceksiniz. Yahu altı nüfusun bütün işini o yapıyor. Olacak şey değil. Dayı ben nasıl yardım edeyim? Elimden gelmez ki. Hayır odun kes getir, taş taşı, kuyudan su çek desen tamam. Ama bunlar kadın işleri yani. Evladım odun mu var kesecek, odun mu var? Kuyu mu var burada? Nişantaşı'ndayız yahu. Palavrayı bırak Allah aşkına. Sacit'imin eline yakışmaz, o yüzden diyor dayı. Onu diyorum ben de işte. Evladım sen bunları tepene çıkarmışsın. Bırak biraz sen otur. Onlar çalışsın, sen de sefasını sür. Cem de çalışacak, Sacit de çalışacak, Aslı en çok çalışacak. Biz Sacit'le Cem dolma sarsın, dikiş diksin demiyoruz ki. Temizliğe yardım etsinler. Aslı da sofra kursun, ütü yapsın, yemek yapsın. Ay dayı onun yaptığı yemek yenir mi ya? Olmaz mı olmaz, zehirleniriz falan Allah korusun. Hayır, benim ütüm de çok iyi değildir. Kuyu olsa ben de su taşırım ama kuyu yok. Ben dinlemem evladım. Biraz da bu kız oturacak, siz çalışacaksınız. Aslı, sofrayı topla kızım. Cem, sen kahveleri yap. Sacit de... Ah, telefon çaldı. Ne kadar kötü zamanlama. Alo? Ha, ne haber ya? İyi işte. Yarın görüşeceğiz değil mi? Ya hani sana söylemek istediğim şeyler var demiştim ya. Yarın konuşalım, içim rahat etsin.
Senin de bana mı söyleyeceklerin var? Var tabii. Yarın konuşalım işte. Ya şu anda söyleyemiyorum çünkü Cem gereksizce mutfağa girdi. Oğlum Türk kahvesi yapacağım ya. Türk kahvesi yapıyor. Tabii canım. Kamerat çocuk. Elinden geliyor. Yatkın. Zeynep'se selam söyle. Selam söylüyor. Ya benim hiç özel hayatım yok ha bu evde. Vallahi billahi. Aslı, iyice sıyırmadan, çalkalamadan makineye koyma, tamam mı canım? Tamam canım. O zaman yarın görüşüyoruz. Hadi öptüm hayatım, bay bay, bay bay. Sacit, bakan kızı mı? Evet yenge. Dur nereye ya? Gel bakayım, gel. Nereye gidiyorsun sofra toplamaya yardım etmeden? Kaçma hemen içeri. Yok yok, onu demiyorum. Bu senin arkadaşın hangi bakanın kızı? O konuları konuşmayı pek sevmiyor be dayı. Soyadı ne? Bilmiyorum. Ne biçim arkadaşlık bu ayol? Nerede oturuyor bu kız? Vallahi Etiler'de bir evi var yenge ama bazen yurtta da kalıyor. Gayet düzgün, son derece tatlı bir kız. Ne buluyorsa bunda. Biraz bilmiş bir şey yenge. Abla sen daha doğru düzgün konuşmadın bile Zeynep'le. Gözünden anlarım ben. Az değil o. Biraz içten pazarlıklı gibi geldi bana. Bilemem. Günaha boynuna. Allah Allah. Sacit, sen bu kızı bize bir çaya getir. Bir görüşelim ayol. Anne de sorup duruyor zaten. Ya yenge sen niye her şeyi anneme söylüyorsun ama? Canım yarın akşam çaya gelsin bize. Merak ettim hangi bakanın kızıymış bu. Kız daralacak yine ama ya. Canım babasını sormayız tamam. Ama ne zamandır arkadaşlık yapıyorsunuz değil mi? Kız da bizi tanımak ister. Dayınla yengenle tanıştırmak senin de onu ciddiye aldığını, gönül eğlendirmediğini gösterir. Tabii canım. Kızın da içi rahat etsin. Aslında o da benimle ciddi bir konuşma yapmak istiyor zaten ama. Mutlaka budur. Tabii. Niyetini bir anlayalım. Benimle dalga mı geçiyorsun diyecek herhalde. Çünkü iyi bir ailenin kızı. Niye büyüklerle tanıştırmıyorsun? Ben öylesine geçici bir kız değilim diyecek. Bunu hiç düşünmemiştim ya. Yarın akşam çaya getiriyorsun bize. Ayıp evladım. Ne yapayım Tanrıverdi? Benim kıyafetlerimin hepsi böyle. Ya insanın göğsü üşümez mi Allah aşkına ya? Ya insan zatürre olur ya. Maşallah ne kuvvetli bünyen varmış. Evet maşallah. Yılların alışkanlığı herhalde. Bence sen bunları evde giy. Daha uygun olur. Tanrıverdi ben 40... 30 küsür yaşındayım. Ve bu saatten sonra giyeceklerim konusunda kimseden direktif alacak falan değilim. Ya bunun yaşla ne alakası var? Bana bu tip dekoltiler ters kızım. Kızım mı? Beni böyle tatlı sözlerle falan kandıracağım mı sanıyorsun? Kandırmama gerek yok. Bundan sonra böyle olacak. Allah Allah. Nasıl olacakmış bundan sonra? Şöyle. Ben sabahtan bir kere çay demlerim. Akşam bir daha demlerim. Günde iki defa. Öyle her seferinde taze çay koy falan. Çok israf oluyor ya. Ay ne diyorsun hayatım ya? Bence Burhan Bey de bana katılıyordur değil mi? Ha. İyi. Tamam. O zaman öyle olsun. Of, boşuna tartışmayalım Tanrıverdi. Burhan Bey, niye odanıza geçmiyorsunuz? Cem Bey'in odası orası. Kendi tapulu malı gibi davranıyor. İçeriye girince suratı ekşi. Olur mu öyle şey canım? Hani ikiniz birlikte kullanıyorsunuz ya. Burası daha ilginç geldi bana. Garip bir duygusal elektrik var. Hissediyorum böyle şeyleri. Algılarım çok yüksek. Geleyim. Ne haber hayatım? İyi. Sacit bugün seninle buluşmak istememin sebebi sana söylemek... Ben biliyorum. Ne? Neyi biliyorsun? Hissediyorum yani. Kitap gibi okuyorum seni. Hadi ya. Tabii yani bu böyle sonsuza kadar sürüp gitmeyecekti herhalde değil mi? Gitmeyecekti herhalde tabii. Sacit sen ne demek istedin? Önce sen söyle ne diyecektin?
Çok kolay değil. Yani ben bunu söyledikten sonra büyük ihtimalle ilişkimiz eskisi gibi olmayacak ama... O zaman boş ver. Bu muhabbet daha tehlikeli yerlere gitmeden ben söyleyeyim. Dayımlar seninle tanışmak istiyorlar. Hadi ya. Tabii. Bence haklılar da. Çünkü sen benim için öylesine yani alelade biri değilsin ki. Ben seninle burada gönül eğlendirmiyorum. Eğer öyle düşünüyorsan çok yanlış. Anladım. Öyle düşünmeye başlamıştın değil mi? Onu konuşacaktın. Yani. Bu akşam seni çaya bekliyorlar. Dayınlar. Evet. Süper işte. Sen onları tanırsın. Yarın öbür gün ben sizinkileri tanırım. Böyle gitsin bu yani. Çünkü ben dalga geçmiyorum burada. Enişte ya, tek tarafa tek tarafa şey yapmasana ya halıyı. Birazcık güç sarf ederek bak böyle harttı da harttı da bastıra bastıra sil. Bastırıyorum ya Makbule. Sende de hiç güç yokmuş ha. Tamam Makbule. Gösterişine bakıp aldanmamak lazımmış. Tamam Makbule. Daha yoğunlukları küvete bastıracaksın. Haydi 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 haydi. Tamam Makbule! Aa! Nasıl dayanıyorsun sen buna ya? Ne kadar asabi. Çekime geç kaldı da belki ondandır Makbule abla. Ne yapayım ya? Halılar bitmeden, silinmeden, yıkanmadan nereye yani? İffet yengeme soru ben nasıl hesap vereceğim acaba? Ha? Çekim mi daha önemli, halılar mı? Bunu gerçekten soruyor galiba değil mi? Evet. Sen de ona buna laf yetiştireceğini hadi bakalım biraz hızlan hızlan hızlan. Bak pilav gibi yığıldı ütüler ya. Bir tembel çıktınız siz be. Ay sizle mi uğraşacağım ben? Aa! Bana bak paraladın gömleğin yakasını ya tersinden ütüle tersinden. Öyle mi çevrilir? Bırak ütüyü iki elinle çevir. Tanrı verdi. Bir çay alabilir miyim lütfen? Tabii efendim. Böyle seyredip duracak mısınız Burhan abi? Sen benim keyfim kahyası mısın lan? Allah Allah! Arriba! Kehya! Sana mı soracağım? Nereye bakacağım? Sana mı soracağım? Abartıyorsun ama Olga! Kubilay Peynirci oğlunun uzatmalı sevgilisi, hatta çok uzatmalı sevgilisi Yaprak İzmirli demişler benim hakkımda. Ne var bunda ya? Hırsız mı demişler? Katil mi demişler? Uzatmalı sevgilisi demişler canım. Çok uzatmalı sevgili. Bence çok güzel bir espri yapmışlar, bulmuşlar. Burada gülünecek hiçbir şey yok Burhan Bey. Adamlar haklı. Uzadıkça sakız gibi uzuyor ama bir yere gittiği falan yok bu ilişkinin. Ne demek istiyorsun Yaprak? Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Öyle duruyoruz durduğumuz yerde. Evlenmek isteği bence. Hazır böyle iyi yere dükkan açmışken böyle imzayı atalım istiyor. Canım annemler de seninle tanışmayı çok istiyorlar ama bir türlü fırsat bulamıyorlar ya. Yazın Güney Fransa'dalardı. Sonra evin tatilatı falan. Bir koşuşturma, bir aksiyon. Efendime söyleyeyim. Hiç yorma kendini. Sen enerjini kriket derslerine sakla. Ayrıca evlenmek falan da istemiyorum. Ama bir aşama atlamak, bir bağlılık işareti görmek istiyorum. Bir adını koyalım değil bence. Sen niye sürekli bu konu içindesin canım? Odana gitsene ya. Ayo, burası iyi. Burhan! Tamam ben o zaman odama gideyim. Özür dilerim. Yalnızlığımla baş başa. Altını da al, altını da. Tamam. Islakla al, bu kuru. Tamam. Ay bilmiyorsun, öğretince de bağırıyorsun Aslı. Ya Makbule abla sen ne biçim bir kabussun ya?
Sabahtan beri içim karardı burada ha. Bana bak, karardı demişken şu gümüş de kararmış. Al şu gümüş parlatıcısını, tut tut tut. Elindeymiş, şöyle güzelce bir onu da parlatıver. Ben bugün daha röportaja gideceğim, senin haberin var mı? Ha, daha kek çörek yapacaksın, akşama misafir var, senin haberin var mı? Aman ne misafir Allah aşkına, Zeynep geliyor, bir tane kek yapsak yeter. Hele güne bizi rezil edecek ya. Kız resmi olarak bu eve ilk defa geliyor. En az iki tatlı, iki tuzlu şart. Ne? Önce gümüşü parlattı, gözüme takıldı. Ay şekerim, ne olur sus artık. Bak koptun, öleceksin gülmekten. Olmadı bir öldüren bulunur. Ha? Ha yok, ben küresel ısınmadan bahsediyorum. Nasıl bunalttı beni bilemezsin yani. Alo. Alo, buradayım canım. Ha şekerim. Ay sen de. Ne sarı saç ayol. Bana sarı saç yakışmaz ki. Ya. Öyle mi diyorsun? Hmm. Her şey yakışır demediyse ben de Tanrı verdi değilim. Ne oluyor bunlara ya? Fatoş kuaförüyle konuşuyor, Tanrı verdi yine kıskanıyor. Tamam aşkım, görüşürüz, öptüm. Aşkım mı diyorsun herife ya? Lafın gelişi yani, canım manasında. Oho! Lafın gelişi buysa gidişi nasıl kim bilir? Bu ne samimiyet ya? Allah Allah ya, herif nasıl oldu karşıda kızım? Tanrı verdi. 40 yıllık arkadaşım ve kuaförüm, resmi mi konuşsaydım? Resmi konuş, ne kaybedersin? Bir şey var zannedecek herif ya. Allah Allah! Çocuk gay zaten şekerim. Gay mey. Erkek erkektir. Ne diyorsun, Tanrı verdi. Arkadaşım, çok hasta kıskanç gördüm seni ama ya. Evet Tanrı verdi. Seni mantığa davet ediyorum. Ay o gün gelemem, işim var benim. Yalnız espriler giderek kötüleşiyor. Vay. Bak aklı nasıl kaydı başkasına. Beni beğenmez oldun. Gaymey ama işini biliyormuş herif yani. Ay ne diyorsun hayatım? Aa! Tamam. Tamam. Bundan sonra bu kadar samimi konuşmam. Ne kaybederim sanki. Yanlış anlama, ben sana değil etrafa güvenmiyorum yani. Hatırlar mısın bir zamanlar beni Selin'den nasıl kıskandığını? Hatırlamıyorum Kubi. Çok küçüktüm o zamanlar. Aslı, Burhan Bey'i görüyor musun iş yerinde? Maalesef. Ya, gelmiyor mu işe? Hayır, geliyor maalesef yani. Görüyoruz diyorum. Benimle ilgili bir şey söylüyor mu? Ay kusura bakma, şu anda çok meşgulüm Makbule abla. Muhabbet edemem. Ne demek Bolga? Hayat gelip geçiyor, bizim ilişkimizle ilgili hiçbir ilerleme belirtisi yok demek. Ay şekerim, kız nişan söz falan bekliyor değil mi? Hayır ya, tam öyle değil. Kubilay için tek ve özel olduğumu hissetmek istiyorum. Bu kadar zamandır beraberiz, Kubilay'ın bana olan aşkını sembolleştiren hiçbir şey yok. Kubilay'a bir dövme yaptırsın. Ne? Böyle yaprak şeklinde mesela. Ay, daha yani bir fikir. Ay, Kubi, yapar mısın? Hazır seni. Tanrı verdi. Saatlerde şu kadıncağızın ensesinde boza pişirdin. Daha sonra iki dakika sessiz durup durup. Bu dahi yani fikir mi geldi aklına canım? Bizimle aynı oksijeni soluyorsun ama. Nedense sen de böyle abuk sabuk şeylerin aklına gelmesine neden oluyor. Seni bir türlü çözemedim Tanrı verdi. Bence müthiş bir fikir. Ay Tanrı verdi. Çok romantik. Dövmeliymiş canım. Dövmelidir ya. Nasıl yani? Nereden çıktı lan Nilay'ı beğenmek? Bilmem ki abi. Hoş kız işte. Temiz yüzlü. İlk görüşte aşk işte kardeşim. Ya ne ilk görüşte aşkı? 50 kere gördü kızı ya. Abisi gafur geçenlerde pataklıyordu ya bunu. Arasında bir şey var sanmış bunların. İnşallah abi, kısmet. Allah söyletiyordur belki. Oğlum sen deli misin? Küçücük kız. O kadar da küçük değil abi. 20 küsür herhalde değil mi? Sen kaç yaşındasın? 30 küsür. Küsür ama bayağı bir küsür o yani. Olsun abi, erkeğin büyük olması iyi bir yerde. Sen ciddisin bayağı yani. Aniden bizim apartman görevlisinin kızı Nilay'a hasta oldun öyle mi? Böyle bir duru hali vardı abi. Ya da abisi bana dalınca ne bileyim...
Hani yasak olan şeyler tatlı oluyor diye midir, niyedir? Ya kısmet işte kardeşim ya. Ya kızın ailesi temizse neden olmasın? Hem aşk engel tanımaz ki. Ya aile iyi temiz de abi eksantrik. Siz yakinen tanıştınız zaten. Tamam, senin ailende Habsburg hanedanı değil ama o iş olmaz Sertaç. Sosyoekonomik mevzular girer yarın öbür gün o işin içine. Niye abi? Bir tanışır anlaşırız. Ben bu akşam size geleyim mi abi? Belki Nilay çöp alır, görüşürüz. Bizim akşam yemeğinde yediğimiz şey makarna mıydı? Aslı öyle dedi ama. Ay tek parçaydı da çünkü ondan sordum. Fırında makarnaydı galiba. Yok, düzmüş. O arasındaki yapışkan şey beyaz neydi o, yumurta mı? Yani sos dedi ama. Başka da bir şey yoktu yani. Sacit Bey, kız arkadaşınız gelecek diye kız içeride bütün gün kek börek yaptı yalnız. Eyvah, onları da mı o yaptı? Aa, bu güzel görünüyor ama. İşte vallahi ya bayağı bildiğimiz kek işte ya. Yok değil. Ben böyle bir kek bilmiyorum. Aman Sacit, sen de ben yaptım diye illa kötüle aman, çok komiksin. Anne, bizde buz kırıcı var mı? Buz kırıcı mı? Ha hani ya da şey de olabilir. Herhangi kesici böyle sivri bir alet. Neden kızım? Şimdi şey oldu. Börek biraz böyle kuru sert gibi oldu. Yani tek parça. Onu parçalara ancak kırarak ayıracağız. Yani kesemiyoruz. Onun için hani böyle bir şey... Ha şey, ekmek kesme testeresi elektrikli. Tamam. Yalnız biz bütün gün çalıştık. Maşallah Sacit Bey hiçbir şey yapmadan oturuyor böyle. Sacit, hadi sen de çayı koy. Yok ya da ben alet takımını alıp böreği keseyim. O daha erkek gücü isteyecek gibi görünüyor. Aa Sacit canım, otursana. Senin eline hiç yakışmıyor canım benim. Ben yaparım. Evet. Oo, aferin. Oh. Hayda. Ne var oğlum, ne yapayım? Ablamın sözünden çıkamam ben. Arkadaşın ne zaman gelecek Sacit? Neredeyse gelir dayı. Hayırlısı. Ne vardı? Hoş bulduk abla. Ne ablası ya? Yok ben Aslı'ya da abla diyorum. Hani öyle samimiyetten. Tabii ona abla diyeceksin. Evli baklı kadın. Sen bu kel halinle niye genç kıza abla diyorsun? Oo, bu sohbet uzar. Kapının ağzında kalmayalım istersen. Sertaç, biz bu akşam evde yokuz tamam mı? Dayımların misafiri var, orada olacağız Sacit'le. Ha, biliyorum Zeynep geliyor. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Nereye ya? Yokuz evde diyorum, anlasana. Ya ben oturur televizyon seyrederim. Kapı yapıdan bakarım. Ya ne diyor bu? İyi günler kanka. Ha, iyi günler Gaffur. Makbule'den hoşlanıyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya, akşam akşam beni delirtmeye mi geldin ya? Burnunun içine çay sokuyorsun. Ya bir sakıncası mı var? Hiç komik değil. Şu anda hiç komik gelmiyor. Surat kaslarımda en ufak bir gülümseme yok şu anda. Makbule deme bana, yüz felci geçiriyorum çünkü. Ama kız uzun diye kendine Zeki Müren ayakkabısı yaptırdın kanka. Panik atak hastasıyla bu kadar uğraşmalı ya. Ben onun için mi yaptırdım onu, delirtme beni. Ne için yaptırdın? Sahneye çıkmak için mi yaptırdın? Ayrıyeten sen Makbule'yi eve atıp içki veriyorsun kıza. Söyle kurtul kanka. Ben Makbule'den hoşlanıyorum de. Makbule'den hoşlanıyorsun. Gaffur, seni fiziksel olarak yıpratırım. Canını acıtırım. Buyur. Fiziksel olarak olmasa da duygusal olarak hani iç dünyadan
Anne kalbini kırarım falan. Makbule benim arkadaşım, bunu unutma. Ben ona karşı cinsel olarak ve duygusal olarak herhangi bir çekim hissetmiyorum. Bunu neden anlamıyorsun? Anlıyorum, evet anlıyorum. Evet, Makbule'den hoşlanıyorsun. Of ya! Of! Sen de aslında hoşlanıyorsun. Hı? Hadi onu söyle. Hayır. Seviyorum. Benimkisi protonik. Ayrıyetene sen kanımca Makbule'yi ekmek arası yersin he. Allah'ım ya, ya gafur baka gülüp duruyorsun ya. Yaba gibi elleri var, kürek gibi ayakları var. Ben ne yapacağım onu ya? Tarla mı süreceğim he, tırmık gibi? Onu beğenmiyor musun? Hayır, beğenmiyorum. Bunu anlatamıyorum sana. Çünkü çok yağlı yemek yapıyor. Her yerimde, suratımda, oramda, buramda, şimdi söyleyemeyeceğim yerlerimde sivilce çıkıyor. İstemiyorum. Zevksiz giyiniyor ayrıca. Zevksiz bir kadın. Unutma, ben üst düzey bir yöneticiyim. Yarın öbür gün o davete giderim. Öt geçerim. Öbür davete giderim. Öt öbür davete giderim. Kolumda onu mu taşıyacağım ya? Makbule'yi. Evet kanka. Evet, vatti hangi davete gidersin? İşte gittim davetlere. Kanka sen hiç kimse bir yere davet etmiyor ki. Affol. Can yoldaşın olur kanka. Kardeşim bak. Çocukların olur boy boy. Kime diyorum acaba? Şu kızı rahat et. Alo. Beni dinleyebilir misin acaba? Dinleyebilirim, buyurun. He. Makbule ile evleneceğime şu elindeki çay bardakla evlenirim daha iyi. Hiç değilse susar, olduğu yere oturur böyle. Ayrıca ne? İnce belli, değil mi? Of, hayır neyse. Çöpü vereyim mi? Yok, bir zahmet kendin at. Kontinyerin yerini biliyorsun. Sosyete olduğunu yiyeceksin sen buradan. İyi günler. Ay Makbule, Makbule. Kapıcıyla muhatap olursan başına bu gelir zaten. Bir gün senin ağzını burnunu dağıtacağım. Ondan sonra diyeceksin ki, aa Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın? Şaşıracaksın. Göreceksin. Merhaba canım. Ne haber Fatoş? İyilik vallahi, ne olsun, idare ediyoruz işte. Oldu, görüşürüz yani. Görüşürüz. Tanıştırmasaydın ya. Tanıştırmadım zaten. Kim o? Bir arkadaş. Niye tanıştırmadın? Gitti zaten, nasıl tanıştırayım? Kim o? Yine başa döndük. Bak, hakikaten merak ediyorum, kim o? Canım falan dediğine göre kuzenim falan mı? Niye tanıştırmadın? Kuzenim falan değil şekerim. Ha anladım, asker arkadaşın. Hayır şekerim, asker arkadaşım da değil. Kuaförün olabilir mi? Allah Allah, sen beni ne akla sorguya çekiyorsun Tarverdi? Eski sevgilin değil mi o? Ay ne ilgisi var ya? Adamın kimliğini gizlediğine göre. Ha gizlemiyorum. Hatırlayamadım. Bir yerden çıkartacağım ama hatırlayamadım. O yüzden de seninle tanıştıramadım. Of! Şey, pasajdaki ayakkabıcının sahibi. Ah! O değil mi? Aman sen de çok hasta kıskançmışsın Tanrıverdi ya. Kusura bakma bacım. Sever insan kıskanır. Kimse kusura bakmasın. Ama ben devamlı diken üstündeyim Tanrıverdi. Bu kadarı da olmaz ki canım. Seven insan mı? Hı? Ay. Çok tatlı ya. Allah! Geldim. Aç oğlum, aç. Dayı, politika konuşmayın. Babasını sormayın ne olur. Sevmiyor böyle şeyleri. Tamam, anladık. Konuştuk ya işte oğlum. Aa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım, kalk. Karşıla. Ha? Karşılasana, heyecanlıdır. Ha, tamam. Hoş geldin Zeynepciğim. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin kızım, buyur, buyur. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ne zahmet ettiniz. Estağfurullah. Buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız yavrum? Hoş bulduk. Ay pardon. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Yengem nasılsınız diye
hoş bulduk dedi. Hepimiz duyduk abla, sağ ol. Maşallah, okul birinciliğiniz varmış, tebrik ederim. Yok, sınıf birinciliği. Aa, o zaman tembelmişsiniz yani. Kamp kursaydın arkadaşım. Efendim? Manzara güzel diyorum. Anlamadım. Tamam, biz toplarız. Sen git, koş. Ne oldu şimdi ya? Açmışsın yine dekolteyi. Adam manzarayı görünce ortalığı topluyorum hesabına oyalanıyor burada ya. Tanrıverdi, sen sevimsiz olmaya başladın artık. Fatoş çok haklı Tanrıverdi. Seni akıl ve mantığa davet ediyorum canım. Aşkta mantık yoktur Kubilay abi. Kubilay bunu nereden bilsin? Neymiş canım? Kubilay aşk için öyle delilikler yapmaz. Cool bir insan o. Kubilay abi dövmeyi yaptırdın değil mi? Ha. tabii yaptırdım. Hatta bütün vücudumu yaptırdım. Sadece yüzüm kaldı. İnşallah yarın da onu halledeceğim. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz canım? Anneniz babanız nasıllar evladım? İyiler, sağ olun. İşte iyiler onlar da. Selamlarımızı, saygılarımızı iletin. Baş üstüne. Ankara'dalar değil mi? Babanız ne bakanı? Zeynep. Kek alsana. Aa, alayım. Yalnız kek derken tabii klasik anlamda bir kek değil. Beklentilerin daha geniş çerçeveli olsun. İlginç bir tadı var. Evet. Babanız diyorum. Hangi konudan sorumlu bakan? Fakat bu Aslı hiç yemek yapmayı beceremiyor. Kabiliyetsiz ya, ne olacak bu işin sonu? Aa, sen niye durup dururken bana saldırıyorsun Sacit? Durup dururken olur mu ya? Mesela Zeynep çok şahane makarna yapıyor. Öyle mi? Sever misiniz yemek yapmayı? Ya yenge, bir soslar yapıyor, şahane. Sos derken bizim o akşam yemeğindeki gibi hani tanımlanamaz beyaz sıvı gibi bir şey değil yani. Bildiğin insan için olan soslar. Allah Allah. Soyadınız ne sizin? Aa, ben sizin sorunuza cevap veremedim demin, laf karıştı. Çok severim yemek yapmayı. Özellikle İtalyan mutfağı ağırlıklı, Akdeniz malzemeleri. Şu anda kabinede siz yaşta kızı olan bakanlar... Domates olsun, zeytinyağı, sonra kekik, bunları koyuyorum. Hayır, şimdi sizin babanız... Ayrıca çorbalardan domates, mercimek, tarhana... İyi, ben bir mercimek alayım o zaman. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Yaprak ona olan aşkını sonsuzluğa kazımanı istiyor Kubilay abi. Bu aşktan dövme konusunu ikide bir açıyorum ben. Israrla bu konuya dönüyorsunuz ama canım. Biz o sonsuzluğa kazıma meselesini hallettik ya. Gecenin sonunu bekleyecektim ama madem öyle. İşte bizim aşkımız. Üstelik kronolojik olarak. Çektirdiğimiz fotoğraflar. Güzel. Ve gazete haberlerimiz. Evet ya. Ne hoş değil mi canım? Nikah masasına oturtamadı. Uzatmalı sevgililer gece turunda. Peynircioğlu çapkınlığa çıktı, uzatmalısına yakalandı. Evet. Ne geceydi ama değil mi? Aileler tanışmıyor.
balayı provası değil, bayram tatili dediler. Ve son olarak Peynircioğlu'nun çok uzatmalı sevgilisi. Sen buna mı kalıcı aşkın simgesi diyorsun? Tabii kalıcı ya. Ben sana bir gül verseydim buna kalıcı diyebilir miydin? Ama bu bir fotoğraf albüm canım. Bak dikkat ettin mi bilmiyorum ama hepsinin üstünü plastikle kaplattım. Peçe gibi ya. sen bunu daha iyi bilirsin. Yüzyıllarca doğada yok olmayacaklar. Bundan daha kalıcı nasıl olabilir ki canım? Sacit yavrum pırlanta gibi çocuktur. Evladım gibi severim, oğlum gibi. Sağ ol yenge. Bak bu neydi aynı şekilde tabii. Dayı, Zeynep'in soyadını merak ediyordun ya, hatırlatayım dedim. Aslı, sessizsin bu akşam. Dinliyorum Sacit. Vallahi bu da iki iş yaptı, yoruldu. İki iş mi? Sen hiç Makbule ile birlikte ev işi yapmadın galiba hayatında şimdiye kadar. Ensem de boza pişirdi bütün gün be. Hamaratlı kübelası, ne yapacaksın? Zeynep Hanım, soyadınız neydi? Bak, bazıları benim yaptığım yemekleri gayet beğeniyorlar. Herhalde daha rafine zevklere sahip olmakla ilgili bir şey. Kel, sen burada ne arıyorsun? Oturmaya gelmiştim. Sen mi topluyorsun çöpleri? Başka birini mi bekliyordun? Yok canım, kimi bekleyeceğim ki? Önce ben sordum. O zaman bir, iki, üç deyince ellerimizi açalım. Makas kağıdı keser, taş makası kırar, kağıt taşı sarar. Buyur. Böyle bir oyun var, bilmiyor musun? Kel, bak. Benim kız kardeşlerimden birine eğer bir yan bakarsa, şu görmüş olduğun sempatik gariban, halkın sevgilisi, ezik kahraman var ya... Sen misin o? Ne o? Beni beğenmiyor musun? Sen gazete okumuyor musun? Daha çok spor haberleri. Fark etmez. Bak, bu sempatik kahraman gider, bambaşka bir yüzünü görürsün. Daha kısa bir öz anlatayım. Benim kız kardeşlerimden uzak dur kanımca. Anladın sen onu? Çöpü vereyim mi? Bir zahmet aşağı in, kontinyeri atıver. Bak, elin ayağın tutuyor. Şimdilik. Canım, aç mıydın? Börek de var. Evet, çekiç ve falçatayla servis ediliyor. Zeynep Hanım, anladığım kadarıyla babanızın siyasi yönünden bahsedilmesinden pek hoşlanmıyorsunuz galiba. Ama biz herkes gibi değiliz öyle. Etrafta konuşanlar da değiliz. Dayı, Aslılar gazeteci ya, ondan korkuyor herhalde. Yok, korkmuyorum. Niye korkayım ki? Hava atmayı sevmiyor. Soyadım. Aa, baktım ben. Aksoy. Aksoy? Aksoy soyadlı bakanımız. İyi günler. İyi günler. Çöp. Yok. Gafur. Misafirimiz var. Aa, tabii tabii. Rahat et kızım. Samimi ol. Burası senin de evin sayılır. Kim var? Misafir. Kim? Bildiğim kadarıyla Aksoy soyadlı bakanımız yok. Ama birkaç milletvekilimiz var. Ya? Babam milletvekili mi? Hmm. Sacit'in arkadaşı. Kim? Arkadaşı canım aa. Bakan kızı mı? Sen nereden biliyorsun? Burhan söylediydi. Bizde hep karıştırılır ya, bakan, milletvekili, siyasetçi işte. Tabii. İnşallah bakanlığını da görürsünüz. Ha, o var işte, misafir. Güzel mi? Güzel, güzel. Bakabilir miyim? Ne? Hayatımda hiç bakan kızı görmedim de.
Ayol bakan kızı olunca ne oluyor? Üç kulaklı mı oluyor? Kız işte. Bakabilir miyim? Ay çok komiksin vallahi. Tam adamsın Gaffur. Ay dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır Gaffur? Böyle pat diye dalınır mı Gaffur? E bakan kızını merak ettim. Allah Allah. Bakan değilmiş, milletvekiliymiş zaten. Olsun, o da olur. Zeynep kızım, bu da başka bir oğlumuz. Gaffur. Gel bak, gel. Gel. Kıza bakmaya? Canın nesine bakacaksın? Maymun mu bu? Ayıp yavrum. Git çöpünü topla sen. Yapma İfo, günah yahu. Tahsin'cim, panayır mı burası? Daha neler? Bir sakıncası mı var anne? Var yavrum, var. Aha. Hadi iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Affedersiniz. Kusura bakmayın efendim. Rica ederim, ne olacak? Zeynep Hanım, babanız hangi partide? Garden Party. Dayı, Zeynep'e çok tembih etmişler. Gerek güvenlik, gerek terbiyesi gereği çok bahsetmeyi sevmiyor, ne olur. Tabii. Acelemiz var canım. Zamanla tanırız elbet. Babanız İstanbul'a geldiğinde bekliyoruz ama. Tabii. Zeynep, senin üniversitedeki bölümün ne? Ben kamu yönetimi okuyorum ama aynı zamanda tarih bölümünden de ek dersler alıyorum. Oh maşallah. Sınıf birincisi söylemiş miydik? Olmadı. Aç onu. Aç. Ya bak Gül abla, bütün sarmaları tekrar açtırıp tekrar sardırıyorsun. Bu sabaha kadar sürecek. Sürsün ama ben sana en sonunda dolma sarmayı öğretmiş olacağım. Bak Gül abla, ben bu iş için işten izin aldım. Bırak sarayım, bitireyim, kurtulayım. Olmaz. Ben sana yemek yapmayı öğreteceğim. Bunu kendime miflon edindim. Ne edindin? Tamam ya, ukalalık etme. Bak kenarından pirinçler taşıyor onun. Bak ucu falan da açık. Ya pişerken hep dağılır onlar ya. Kabul et, sen bu işi yapamıyorsun. Ya tamam yapamıyorum, Allah Allah, ne var? Ama ben yapabiliyorum. Ben ev işinin kraliçesi sayılırım. Ya bak Sezen Aksu müzik de neyse ben de ev işinde oyum. İyi tamam, anladım. Bak ben bir tane sarayım da sen gör. Sar. Nasıl? Güzel. Nasıl o kadar küçük yapıyorsun ya? Bak şimdi hop. Bir tane daha sarayım. Bak. Vallahi bravo. Bak sana daha küçüğünü yapayım mı? Yap. Makbule abla, sen bu işin kompetanı olmuşsun ya. Uzman olmuşsun yani. Tabii kızım, sen ne diyorsun? Bak. Serçe parmağımdan bile daha küçük görüyor musun? Ben şimdi dolma parmaklı diyor buna. Yok ama yani hakikaten hayranlıkla seyrediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Abi hakkında bir şey diyor mu Aslı? Demiyor. Makbule abla, sen mesela yarım saatte bunlardan kaç tane sarabiliyorsun? Hepsini kızım. Ne? Saçmalama. Yapamaz.
Hem de öyle bir yaparım ki hem küçük olur hem de şipşak. Hay şipşak demişken enişte çıkmadan bulaşık makinesini yerleştirdi değil mi? Yerleştirdi. Peki Makbule abla, mesela sen benim bir duş yapıp ondan sonra saç kurutma süremde bu kadar dolmanın hepsini sarabilir misin? Hay! Yanına çorba bile yaparım be. Saçmalama. Gerçekten mi? Vallahi hem de öyle bir yaparım ki. İnanmıyorum Yağat. Şaka gibi, sen nasıl bir şeysin? Çok başka bir şey. Yok, yapamazsın. Vallahi yapamazsın. Ama yaparsan var ya Makbule abla. Gir duşa, gir hadi. Giriyorum. Bak vallahi giriyorum. Deli misin? Gör bak şimdi. İki dakikada. Hadi görelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi görelim. Hadi. Gel bakalım daha sonra. Sırma hop hop. Tıka tık tıka tık. Tıka 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 tıka. At. Al. Topla. Koy. Sar. Sar. Fıkı dık fıkı dık. Tıka 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 hop. Hadi bakalım. Açar mısınız lütfen? Efendim iyi günler. Acaba Orta Doğu ve Balkanların en güzel bacaklı kızı burada mıydı? Kendisine bir paket var da. Burada. Olgacığım, sonsuza dek seninim canım. Ay Kubi. Evlenme bir teklifi değil. İyi düşündünüz mü Kibilay Bey? Bu işler öyle aceleye gelmez. Ay, ay, ay! Yeter Burhan Bey, bir sussanıza. Ortamı mahvettiniz. Zümrüt. Oo, büyük hata. Evet. Beğendin mi canım? Zümrüt yüzük. Yeşil diye ya o. Yani yaprak yeşili. Çağrışım yapsın diye canım. Pırlanta değil. Ya? Ama Olgacığım, sen pırlanta takmazsın ki canım. E sürekli söylüyorsun ya, Afrika'daki elmas madenlerindeki işçilerin çalışma şartları falan. E öyle diyorsun ya. Ben takmasam da sen niye almıyorsun? Ha? Ben takarım ya da takmam. Sen yine de al. Arkadaşlar, biri bana yardım etsin ya. Bağlanmaktan korkuyorsun Kobi. Bu ilişkiye uzun vadeli bakmıyorsun. Nikah isteği, nikah, nikah, nikah isteği, nikah, nikah. Hayır Burhan Bey. Kubilay'ın bu ilişkiye ne vadede baktığını öğrenmek istiyorum. Ama Yaprak'cığım, Zümrüt yüzük. Fotoğraf albümü. Ya Kubilay abi git yaptır şu dövmeyi, kurtul gerçekten ya. Bir saatlik iş. Hakikaten Kubilay ya. Ne o, acır diye mi korkuyorsun yoksa? Ne alakası var ya? Oğlum şimdi iğneyle yapıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorsun. Korkmuyorum canım. Aa! Bağlanmaktan korkuyor. Yeter canım. Biri sizi durdursun artık ya. Ben her zaman sizin yanınızdayım Kibilay Bey. Yakalara bak yakalara Aslı. Hetbef. Ay inanmıyorum Makbule abla, sen nasıl bir insansın? Ne kadar hamarat bir insansın ya. Kaç dakika kaldı? 10 dakika. 10 dakikada 3 gömlek daha ütüleyeceksin iddiamıza göre. Bak gör şimdi. Aa, ay yine mi Makbule çalışıyor? Hayır. Ay, yenge, Aslı inanmadı. 15 dakikada 5 tane gömlek ütüleyeceğimi onu gösteriyorum. Aslı. Anne ben zorlamadım, iddiaya girdik Makbule ile. Aslıcığım, ayıp ama. Bu kızın saf bir tarafı var. Sen de onu kullan. Ha? Ne? Sen 15 dakikada 5 gömlek mi ütülüyorsun? Evet yenge, göstereyim mi? Baştan başlayayım mı? Ha? Anne göstersin, kendisi istiyor. Zaten sonra da bana buzdolabı nasıl temizlenir onu gösterecek. Bir dakika. Gene bütün işler bana kaldı değil mi? E günaydın. Günaydın yenge. Kahve yapayım mı? Ay bak bu ne? Gene atladım değil mi? Bana ne ya? Kahveyi de Aslı yapsın. Ben burada ütü yapıyorum. Evladım, ütüyü de Aslı yapacaktı zaten. Sen niye geçtin ki başına? Aslı. Var ya. Ne
Neredesiniz ya? Yemek yedik. Kim kim? İkimiz. Ben camdan baktım, yanınızda bir adamla yürüyordunuz. Kimdi o? Nereden gördün ayol? Ya? Bir gazeteci arkadaş, restoranda karşılaştık. Restoranda karşılaştık. Tesadüfe bak ya. Ya ben biliyorum herifi. Ahlaksızın teki, şerefsizin teki. Bütün kadınlara asılan çapkın zampara. Ne işiniz var onunla ya? Ya birlikte yemek yemedik ki Tanrıverdi. Ayrıca yiyebilirdik de ne var? Ne mi var? Ne mi var? Bak bacım, ben sana şimdiden söyleyeyim. Bu kadını bir daha o tip heriflerin yanında görürsem... Bak... Şşş! Bu içeride yalnız ha. Yine mi Tanrıverdi ile tartışıyorsunuz Fatoş Hanım? Siz yine kapıya kulağınızı dayayıp bizi mi dinliyorsunuz Buhran Bey? Buhran mı? Yaprak Hanım'la Fatoş Hanım şerefsizin biriyle bir yemek yemiş de ondan bahsediyorduk biz. Ya yemek yemedik. Çok ilginç ya. Çok garip. Garip bir ilişki. Garip bir elektrik hissediyorum. Yavaş yavaş burada ne olduğunu hissediyorum. Ne oluyormuş? Bir şey olmuyor ya. Bir teorim var ama şu anda açıklamayacağım. Yarın belki açıklayabilirim. Yarın görüşürüz. Anlıyorum. Çok ilginç. Tuhaf. Garip. İnanılmaz bir olay. Oh my goodness. Çözeceğim. Bu vallahi anlıyor ya. İşten atılmam söz konusu ama umurumda değil. Seven katlanır. Ve seven kıskanır. Bu ne? Nane kurutacağız. Otur. Tamam, koy kurusun. Ay senin bu pısıklığın beni öldürecek ya. Kızım, herhalde böyle kurutmayacağız değil mi? Yapraklarını teker teker ayıklayacağız. Saplarını kurutmayacağız herhalde. Otur. Sebep? Öyledir adet. Kim diyor ya? Ben diyorum. Hadi al, başla. Al, al, tut, 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 tut. Kaç demet nane var burada? Tembellik etme ya. Şimdi başlasan akşam yemeğine yetişir. Ne yapıyorsun ya? Yapraklarını koparıyorum işte. Küçük yaprakları orada kaldı ya, ya israf. Ya Makbule abla, sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ayrıca bütün yaprakları aynı yere koyma. Niye? Boylarına göre ayır. Ne diyorsun sen ya? Bak, üç ayrı kavanoz olacak. Büyük, orta, küçük, tamam mı? Büyük yapraklar büyük kavanoza girecek. Onlar yemeğe konur. Orta boylar salataya doğranır. Küçüklerle de meze süslenir. Bıdı bıdı bıdı. Makbule abla, sen beni bırak, ben gideyim. Ya nereye? Bunlar bitecek, sonra da krem karamel yapacağız. Makbule abla, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Nane kokla bak, iyi gelir. Bir şey söyleyeceğim. Makbule abla, sen beni ev işlerinden azat et. Ben sen ne istersen yapacağım gerçekten. Nasıl yani? Yani gönlünü gezdir, söyle bir şey ben yapacağım. Taş taşıyayım, beste yapayım, sana masaj yapayım. Gezdir gönlünü, hepsini yapacağım ama ben bunu yapamayacağım. Fenayım ben. Ne istersem yapacak mısın bebeşim? Nasıl yani? Ben de ona mı aynı işkenceyi yapayım? Madem seven kıskanır, al bakalım sana yapacaksın. Ay evet, ben de kıskançlıktan daraltayım, bunaltayım, ne çektiğimi anlasın değil mi? Başka çaren yok Fatoş, bu yakında seni eve de kapatır. Ay! Thank you.
Hayırdır yeğenim? İyi, ne güzel. İşten gelmişsiniz Burhan abi. Ben geldim de sen yoktun. Hayrola? Kocanla kavgalı mısın? Onun için mi gelmedin? Onu görmemek mi istiyorsun? Ondan dolayı gelmedin. Ne münasebet Burhan abi? Buhran mı dedin bana? Hayır. Ama ağzından öyle bir şey çıktı. Sanki Buhran çıktı gibi. Niye gelmedin işe? Evde dolması... Aa, bizim evde ne var? Ne var? Sarma dolma zeytinyağlı. Süper. Gelip tatmak ister misiniz? Gelsenize. Hadi. Davet ediyorsun. Tabii. Çay içeriz beraber. Muhabbet ederiz. Hadi. Yok, sen beni şimdi çaya mı davet ediyorsun? Evet. Yemezler. Yine o Makbule ile birlikte kurguladığın sinsice planlar olmasın Aslı yiyorum. Niye sinsice olsun Buhran abi? Biz sizi birbirinize çok yakıştırıyoruz. Beraber resminizi çok seviyoruz sizin ikinizin. Ayrıca da kısmet bu işler. Bak, ikinci defa bana Buhran dedin. O zihninde neler dolaşıyor çok iyi anlıyorum yiyorum. Bu bir. İkincisi ben Makbule Hanım'la hayattam. Hayatta ilgilenmiyorum, kısıra bakma. Ama niye Burhan abi uzun boylu, boylu poslu, endamlı, gösterişli, işveli, cilveli bir kız bence? İlgilenmiyorum. Çok gür saçları var böyle, bakımlı bir insan ayrıca. Tipim değil. Elinden her iş geliyor Burhan abi, bir dolma sarıyor, görmeniz lazım. Böyle makine gibi parmaklarını göremiyorsunuz. Bana göre değil. Her şeyi yapıyor, her şeyi süper yapıyor. Bir gömlek ütüsü var, gerçekten Burhan abi sanat eseri sayılır. Irgalamaz diyorum yiyorum. Ya Burhan abi çok şahane bir insan, sizi çok mutlu eder. Gerçekten birlikte o kadar mutlu olursunuz. Burhan abi ne olur bari bir çay verin. Ya bırak, bırak beni de boğacaksın. Sürekli konuşuyorsun, bir sus. Bir sus. Ben senin kürekelli kuzenine mi kaldım bir defa? Hiç bana hiç yaprağı, fotoşu ayarlamıyorsun. Sürekli Makbule'yi kıkılıyorsun ama. Ne? Ben 36 yaşında evde kalmış, sıfır beden ihtimali sıfır olan, hamur kokan bir kuzenle evlenmek istemiyorum. Senin kuzenine evlenmek istemiyorum. Zıt! Zıt! İlgilenmiyorum diyorum. Zorlu olmaz bu işler. Allah'ım yarabbim. Nereye bakıyorsun sen? He? Şuradaki kızlara mı bakıyorsun? Yok. Yani bana öyle geldi de. Vallahi bakmadım ya. Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Kim o ya? Ya o kızlara. Nereden tanıyayım ya? Hangisi eski sevgilin? Fatoş, ya ben İstanbul'a geleli 4 ay oldu. Bir tane kız var, sen biliyorsun. Öbürü de sensin. Benim İstanbul'da başka eski sevgilim yok. Memlekettendir. Kim o ya? O kız. Hangi kız? Ha, sürekli baktığın kız. Ya ben kimseye sürekli bakmıyorum kızım. İyi tamam. Etrafa bakma. Bana bak. Ya bu nasıl bir istek? Nasıl etrafa bakmayayım? Senin insan kıskanır. Çıkıp sahnede şarkı söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Ne söyleyeyim? Neden sahneye çıkıp şarkı söyleyeceksin? Ne bağlamda? Ha yani kızlar beğensin, etkilensin diye mi? Ya ne alakası var ya? Tabii canım, eski sevgilin burada, seni sahnede görsün, etkilensin diye mi? Ya benim eski sevgilim burada falan, kafayı yedin ya sen. Tamam. Seven kıskanır. Bak, ne olur sahneye çıkma, tamam mı? Kızlar bakıyor, ben kıskanıyorum. Ya bana ters bu durum. Hayda. Ben bunların çoğunu anlamıyorum dayı. Numaralar, bir şeyler, hukuki laflar falan. İşte babanın zamanında alıp senin üstüne yaptığı mallar. Bağ, bahçe, karşınızdaki eski ev, Antep'teki mülkler, dükkanlar falan. Annen sana göndermiş, sende kalsın diye. Sacit'e bir şey yok mu ayol? Yok, hepsini Makbule'nin üzerine yapmışlar. Bazı alışkanlıkları var ya, sabıkalı. İşte ne olur ne olmaz diye. Haklılar. Çok da tatlı çocuk ama işte var biraz o tarafı. Kim yenge? Kapı çalıyor canım.
Hoş geldin Burhan'cığım. Hoş bulduk İfot. Tabakları geri getirdim şekerim ama bu sefer boş değil. Vay dostum hoş geldin ya. Ama ben de tam çıkıyordum ha. Olsun abi ben takılırım. Nasıl yani? Abi dün gece çöpleri gafur topladı. Herhalde bu gece Nilay'ın sırasıdır. Oo, sen bayağı taktın kafaya. Duru bir güzellik abi. Doğal, yapmacıksız. Zeynepciğim, o da öyle. Benziyorlar değil mi abi? Saçmalama lan, ne alaka? Dayımlarım bayıldı oğlum Zeynep'e. Oo, İpo beğendiyse tamamdır abi. O bile beğenmiş. Çok hanımefendi kız diyor. Hayırlısı abi, ne diyeyim? Vallahi öyle. Çok önemli kararlar alma aşamasındayım Sertaç. Dur bakalım, acele yok. Abi içeride yiyecek bir şeyler var mı? Olmaz mı be kardeşim? Makbule kralın evine geldin. Geç geç, kendi evin gibi. Geç. Ben alayım onları Burhan Bey. Al. Tapulara dökülmesin sakın aman kızım. Yok yok. Aa, ne tapuları ya? Makbule'nin tapuları. Babamgiller bana ait malların tapularını göndermişlerdi Burhan Bey. Biz de onlara bakıyorduk. Dayım da yemek dökülmesin diyor. He. Anladım. Bunların hepsi sizin mi ya? Ha. İşte birkaç müstakil ev, 3-5 kat biraz dükkan. Bağ olsun, bahçe olsun bir şeyler var. Aslında ben de tam olarak sayısını bilmiyorum. Kafam karışıyor biraz. Çok da o yüzden. Yaparsanız her şeyi içerim ben. İlahi, çay mı kahve mi? Ay, böyle çok heyecanlandım. Kahve olabilir aslında. Ben hemen gidip hazırlayayım. Aa, gitmeyin. Lütfen gitmeyin. O zaman içmeyeceğim. Lütfen. Eğer siz içeriye gidecekseniz burada olmayacaksınız. Gitmeyin. İçmeyeceğim. Ay Burhan Bey. Ay Burhan Bey bugün iyi tarafınızdan mı kalktınız nedir? Ya. Sizi gördüm iyi oldum. Saçlarınız ne kadar güzel. Ne yaptınız? Daha önce de böyle miydi ki saçlarınız? Hep böyleydi ama bilmem. Litvin ama çok bir değişiklik var. Ne olduğunu anlamadım ama acayip bir değişiklik var. Çok güzel olmuş. Ay çok güzel ya. Böyle apartmanımızda genç kızların olması çok güzel. Onlarla böyle beraber muhabbet etmek, sohbet etmek, görebilmek benim için çok büyük... Anam tabular, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Bir şey olmadı Makbuleciğim, hiç bir şey olmadı. Bir damla bile gelmedi vallaha. Makbuleciğim, ay sağ olun Burhan Bey. Ay, bir an çok korktum. Sen üzüleceksin diye çok korktum. Yoksa bana ne şunlardan, dünya bir şeydir. Ha ha ha!
Ne ayak? Hiç. Her gece buradasın. Sebep? İçli köfte. Kendine dikkat et kanımca. Kolesterol deposu diyorsun. Anladın sen onu. Neyi? Neyi? Kontinyerin yerini biliyorsun. Al bu çöpü, oraya at. Pek buralarda dolaşmasan tam süper olacak. Anladın sen onu. Yengemler bayıldılar sana. Ya ben de onları çok sevdim. Ne hanım kız diyorlar. Ay ne güzel. Sacit. Hı. Uzun uzun konuşalım ne olur. Zaten muhabbete geldik hayatım. Yok öyle değil. Aa ben sana ne anlatmadım. Hı. Ya acayip komik havadis var. Sertaç var ya. Sen git. Bizim Nila'ya, hani kapıcının kızı. Ona aşık ol. Yok artık. Şaka gibi değil mi? Ama Nilay daha çok küçük. Öyledir yani değil mi herhalde? Gencecik kız. Ya onu bırak da. Ne alaka yani? Tanımıyorsun, etmiyorsun. Tamam belki kız süper bir kız olabilir. Şahane bir insan olabilir. Ama yani sosyoekonomik durumları var. Olmaz. Hayır, davul bile dengi dengine. Hadi ya. Daha önce hiç duymadın mı? Yok onu değil. Duymuştum. Yaş sorunu olmadı. Hadi ailesi de eyvallah dedi. Yine olmaz ki. Sizin hayat tarzlarınız farklı arkadaşım. Bak bir haftaya fıslar o ilişki. Deli işte deli. Kenarını da erişte iyice böyle parmağına dolayıp öyle aralarını alacaksın. Aralarda toz kalıyor sonra. Hadi bakalım. Bir, iki. Bir, iki. Daha seri. Evet, göreyim. Araları iyice. Günaydın efendim. Günaydın Burak Bey. Nasılsınız Makbule Hanım? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyim. Çok iyiyim. Sabaha kadar uyuyamadım ama iyiyim. Niye? Çok mu kahve içmiştiniz? Dün siz 7 tane yapmıştınız ya onu içtim. Doğru. O kadar güzel yapıyorsunuz ki hani sizin elinizden olunca reddedemedim. Ay. Şu çiçekler yengemi mi? Ay yok. Bunları sabahleyin bahçeye inip sizin için topladım. Çiçeği biraz az genildi yaprak ama olsun. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ olun. Siz Makbule için çiçek mi topladınız Burhan Bey? Siz burada mıydınız Cem Bey? Daha önce hiç devi girmemiştim. Ben burada duruyorum ya Burhan Bey. Tabii ben biraz ufak tefeyim ya siz ondan fark edemediniz beni. Kusura bakmayın Cem Bey. Şu sıralar gözüm başka bir şey görmüyor da. Nereye baktın? Ben bir yere bakmadım ya. Niye o dergiye bakıyorsun? Anlamadım. İçinde tanıdığın birinin fotoğrafı mı var? Yo, moda dergisi bu. Tanrı verdi. Doğruyu söyle. Hangi mankene aşıksın? Tamam bakmıyorum ya. Bıraktım. Tanrı verdi. Hı, efendim. Ya canım bundan sonra böyle dar pantolon giyip yanına zincir takma olur mu? Çok seksi oluyor. Etrafta bir sürü kadın var. Ne olur ne olmaz. Ya ben seni seviyorum kızım. Başka kimseye bakmıyorum ki. Güvenmiyor musun bana? Aşkım sana güveniyorum. Ama etrafa güvenmiyorum. Hoş geldin canım. Hayırdır sabah sabah? Hissettin mi? Ne yaptın? Neyi? Hiç. Akşam buluşacaktık ya. Biliyorum ama gece uyuyamadım. Konuşmak istedim. Ben de aslında. Sen de mi? Ben şunu alayım.
Ya bu sefer 10 liradan al bacım maalesef. Ödüm patladı ya. Kim o? Kim o ya? Şu flört ettiğin kız. Kim? Ya gazeteci. İyi, niye bir saat muhabbet ediyorsun? Ne biçim alışveriş bu böyle? Sen beni takip mi ediyorsun? Bak tanıverdi. Üste çıkmaya çalışma zeytinyağı gibi. Kabahatini örtemezsin. Ne kabahat ya? Nasıl aldım ben sadece? Böyle böyle başlar. Bana da iş başvurusunda bulunmuştun. Çok daraltıyorsun beni Fatoş ya. Ama aşkım. Seven insan kıskanır. Zeynep. Sen benim için çok özel bir insan oldun. O kadar çok özelliği toplu olarak bir arada bünyende barındırıyorsun ki... Sacit, beni tanımıyorsun. Tanıdığım kadarı benim için yeterli. Yok, değil. Ya birazcık beni dinler misin? Yengemlerle konuşunca dedim ki... Oğlum, 18 yaşında değilsin. Neyse, ben bu konuşmayı dün gece hazırlamıştım ama biraz uzun olmuş. Ben direkt konuya gireceğim. Korkma. Bu bir şey demek değil. Yani öyle bir söz, bir nişan yüzüğü değil. Aceleye de gerek yok. Sadece bir bağlılık yüzüğü. Yani ister takarsın, ister yok, çok erken der, reddedersin. O zaman ben bir emri vaki yapayım. Kabul etmişsin mi sayayım? Çok teşekkür ederim. Ah canım, gözleri dolarmış ya. Aşkım, ne duygusalsın kız sen. Benim okula gitmem lazım. Akşam yemeğe buraya geliyorsun değil mi? Ay, ağlıyor aşkım ya. Evlen oğlum sen bu kızla. Tamam, budur yani. Tanrıverdi. Artık gece bensiz dışarı çıkmanı istemiyorum. Ne? Ayrıca gündüz de. Fatoş! Ayrıca telefonunu bana yönlendirmeni istiyorum. Ben açacağım telefonunu. Ben cevap vermek istiyorum. İçim rahat etmiyor. Aa, ben boğuluyorum ama. Ama senin insan kıskanır. Ya. Oo. Yani. Ama gerçekten çok ağır geliyormuş insana ya. Anladın mı şimdi? Üf, baygınlık geldi ya. Nasıl olmuş? Aşkım pardon ya, çok hanzo bir durummuş bu. Evet işte. Tamam. Bak, bundan sonra dikkat edeceğim. Vallahi kendimi kontrol etmeye çalışacağım. Gerçekten. Ay. Sen çok tatlısın ya. Biliyorum. Ama ben de hiç fena değilim değil mi? Deli misin? Hı? Ya, şahanesin sen. Yani şu dekolte olanı bir çözüm bulalım. Bak, beni bozuyor bu. Ay, ben döverim seni. Ne kadar doğru bir tespit yapmışım ya. İlişkiler konusunda uzman sayılırım. Tipim böyle. İnsanın gözünden şıp banadak anlayabiliyorum. Ne diyorsunuz Burhan Bey? Birkaç haftadır hissediyordum ama söylemek istemedim. Çünkü mükemmelliyetçiyim. Ne yapayım, tipim öyle. Söyleyin, çekinmeyin. Siz ve Tanrıverdi. Çok enteresan bir ilişki bu. Nesi enteresan? Şöyle. Hiç anlamıyorum böyle şeyleri söylerken. Fatoş Hanım, siz de oğlunu görüyor, siz de onda annenizi görüyorsunuz. Ne? Tabii, farkında değil misiniz? Hı? Hiç farkında değil misiniz? Birbirinizle olan ilişkinizi düşünün. Öyle tatlı sert kavgalar, birbirini kollamalar, beraber hareket etmeler, mıç mıç. Durumu şöyle özetleyeyim o zaman. Durum çok açık. Siz burada uzakta olduğunuz anneniz ve oğlunuzu birbirinizde buluyorsunuz. Ay, hakikaten ya. 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 Editör çaycı ilişkisinin alt metninde ana oğul ilişkisi yatıyor. Onun içinde saçma sapan bir ilişkiniz var.
Nasıl bir analiz? Ay, biz bunu nasıl düşünemedik şimdiye kadar? Gerçekten çok acayip bir analiz. Ya. Şu sıralar duygusal kanallarım çok açık. Ondan oluyor. Aşık olmak istiyorum. Canım yavrum benim, gel. Anam. Çok affedersin Samar. Son bir soru sorabilir miyim? Mesela benim acı eşiğim düşükse, yani bayılırsam, bayılırken aletin ucu kayarsa, benim acaba orama burama zarar verir mi? Hayır. Bileyim, sen ne korkak çıktın ya? Ne korkak canım? Yaprak diyor ya, bağlanma problemi var diye. Kubile abi, düpedüz korkuyorsun ya, boncuk boncuk terledin. Dikkat edersen, burası çok sıcak bir ortam canım. Ya Kubile abi, ufacık bir yaprak deseni yaptıracaksın. 5 dakikalık bir şey ya. Ya millet koluna hayvanlar alemi yaptırıyor ya. Onlar manyak canım. Onların hepsi deli ya. Ben bir pırlanta yüzük alsaydım, bu sorunu da halletseydik böylece. Artık çok geç, yengeye söz verdik. Alerji problemi var desem? Demez. Peki, dövmeci. Ben bu güzel görselliği, mükemmel görselliği dövme yaparak bozamam dedi desem? Yemez. Hadi abi, Allah aşkına yap şunu. Peki yaprak, dövmeci benden gıcık oluyordu. Beni hiç sevmedi. Bana zarar vermek istiyordu. Çok sadist gördüm onu canım desem? Ya abi, Allah aşkına ya, yenge bekliyor. Hadi yap şunu ya lütfen. Yok yok, bir saniye, bir saniye. Üstad, lütfen bir saniye, bir saniye. Siz şimdi yaprak yapmasanız bana, onun yerine küçük bir nokta yapsanız. Hani güneş sistemi içinde o küçük dünyamızı simgeleyen. Daha anlamlı bir şey olmaz mı? He? He, tanrı hadi. Sen yap, Allah sen ya. Yap sen yap. Tamam, tamam, tamam. Neredeymiş? Neredeymiş bugün? Neredeymiş? Ay görünmüyor muymuş? Neredeymiş bu? Ay. Makbule'den hoşlanıyorsun. Aa, konu. Konu Makbule. Ya. Evet. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani. Ne? Hani duygularını tarif edemezsin ya, ilişki yaşarsın, insanlar yaşıyor ilişki, tarif edemiyorsun. Evet, hoş kız, güzel kız, boş değilim ona karşı ama hani şu isim meselesi var ya, adını koyma meselesi, onu yapamıyorum. Ne diyorsun sen kanka ya? Çok güzel saçları yok mu sence? Böyle kıvır kıvır, şurasında da bir asma kat var, kaçak. Hani o bile çok güzel ya, çok hoşuma gidiyor benim. Ya kanka, ben buraya seni sinirlendirip eğlenmeye geliyorum. Sen sinirlenmiyorsun. Ne hayat? Aa, sinirlenecek ne var ki? Hayat çok güzel. Life is beautiful. Dolce vita, bella, tralana, tralanda, tralanda. Ağaçlar, kuşlar. Kuş sesi mi geliyor ya bir yerde? Aa, kız sende mi geliyor ses? Yo, iş dünyamda geliyormuş. Hayat çok güzel. Niye sinirleneyim ki? Yani bilmiyorum ki. Aşık mıyım acaba? Bak, bana zorla aşk kelimesini kullandırıyorsun hızlı. Ben? Evet, sen. Bunu yapıyorsun, ağzımdan kerpetenle laf alıyorsun. Çakal. Ben? Evet, sen. Ne ayak dedin ya? Sen bana neye ayak dedin ya? Ben de nasıl teşneysem, öyle hazır mısam hemen böyle bir başladım dökülmeye yani. Her şeyi döktüm yani böyle. Ne ayak yetti diyorsun yani? Yetti kardeşim. Kafasında kavak yerleri esen birisi için yeterli. Makbule'den hoşlanıyorsun. Bilmiyorum. Evet, galiba. Evet. Çocuğun eli çok hafifmiş ya. İnanmıyorum aşkım. Görebilir miyim? Bu ne? Yaprağın baş harfi canım. Çocuk yaprak deseni çizmeyi bilmiyormuş. Ben de o zaman isminin baş harfini Y'yi çiz dedim canım.
Kubilay, bana sanki yaprağın damarlarını çizmeye başladığında sen kaçmışsın gibi geldi. Ya sen nasıl zeki bir kadınsın ya, baksana. Kaçarken de altı böyle yamuk oldu, çekince aniden. Hadi verdi! Benim için çok değerli bir kere. Size de yaranılmıyor ki canım. Ben yaprakla sonsuza dek birlikteyiz mesajı vermek için gidip dövme yaptırıyorum. Siz yok efendim. Bu niye yaprak desene benzemiyormuş diye dalga geçin canım. Bu güzel kızın ismi Manoli olsaydı komple bütün ağacımı çizdirecektim ya. Kubilay. Canım. Tanımıyorum dediğin mankenle yemeğe mi çıktın? Ne zaman çıkmışlar ya? Ama Olgacığım o öyle mi? Beni sakın bir daha arama. İsminin baş harfi Y olan başka bir kız tanıyor musunuz? Ne yersin aşkım? Sacit, otur ve beni dinle. Tamam. Ve ben bitirmeden sakın konuşma. Olur. Yüzüğü takmamışsın. Ayrılıyor muyuz? Ne yaptım? Sen bir şey yapmadın, ben yaptım. Yalanlar söyledim. Dizi yalanlar. Nasıl ya? Sacit. Evet. Ben bakan kızı falan değilim. Milletvekili. Hayır. Benim adım Zeynep Hacer Aksoy. Ben Gaffur'un ve Nilay'ın kardeşiyim. Sadece sen de çay koy. Yok ya da ben... Gencecik kız. Dünden razı bu ya. Hay tut ki kız da seni beğendi. Yaş sorunu olmadı. Hadi ailesi de eyvallah dedi. Yine olmaz ki. Sizin hayat tarzlarınız vardır. Vardır. Tut ki kız da senden belki hoşlandı. Seni beğendi. Yaş sorunu olmadı. Hadi ailesi de eyvallah dedi. Kim bilir daha Gülsen neler yazdı buraya. Ama sindirme sen. Gel Bihter gel. Hayır. Geldi gitti benim ne yapayım Ali? Sen de Makbule abla geldiğinden beri bir şey yapmıyorsun anne. Ben kaç yaşında kızım? Ay. Kızım. Tabii tabii. Zeynep, üniversitede hangi bölüm seninki? Niye bana vurdun ki sen? Girmedin zandın. Girmeyecek. Zandın mı öyle mi zandın? Kendi öpür demesine gülüyor. Ne yapıyor bu ya? Aslı. Ben de onu kıskançlıktan bunaltayım, daraltayım. Öyle değil mi? Ben de onu kıskançlıktan daraltayım, bunaltayım. Ay evet, ben de onu kıskançlıktan bunaltayım, daraltayım öyle değil mi? Ne çektiğimi anlasın. Evet, ben unuttum bu sefer. Bir ilişki yaşarsın hani ismini koyamazsın ya. Evet, hoş kız, güzel kız, hoşlanıyorum. Ama yani tarif edemiyorum. Boş değilim ona karşı. Bir
hava atasım geldi ya. Al, topla, koy. Sarp, sarp. Fıkıdık fıkıdık tıkı 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 hop. Hadi bakalım. Kız diyor ya. Niye sinirleneceksin ki ya? Hayat çok güzel. Life is beautiful. Dolce nido, dolce vita. Makbul abla, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Nane koklarsam geçer. Saçma sapan ilişkiler, birbirinize yakınlaşmalar, birbirinizi kollamalar, şefkatler, şeyleler, beyleler. İşte böyle. Şöyle böyle yani. Biri bizi durdursun canım.